Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere noktalama işaretleri ile ilgili 8. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Ağzını yel alsın dedi önce. Biraz düşündükten sonra hiçbir şey yapamazdım oğlum. Evlat bu. Kaldırıp atılmaz ki dedi cümlesinde. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bir korku var. O yüzden ünlem işareti gelir. Sonra cümlenin devam ettiğini görüyoruz. Küçük harfle başlamış. Buraya virgül gelir. Yine arkadaşlar sonra demiş. Dikkat edecek olursanız bir alıntı cümle var burada. O yüzden arkadaşlar buraya noktalı virgülün gelmesi gerekir. Daha sonra oğlum virgül evlat bu. Kaldırıp atılmaz ki derken burada da cümlenin devam ettiğini görüyoruz. O yüzden de arkadaşlar buraya 3 noktanın gelmesi gerekir. Bundan dolayı da doğru cevabımız seçeneklere baktığımızda bakın ünlem virgül, noktalı virgül, virgül ve 3 noktanın olduğu D seçeneği olacaktır. İkinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir noktalama ya da yazım yanlışı yoktur demiş. Olağan dışı bir şeylerin olduğunu hissediyorum. Bakın arkadaşlar, olağan dışı nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Burada yazım yanlışı var. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bir şekilde bu oyuncularla dolu gezegeni terk edecekti. Beni, tilkiyi ve elbette gül bahçelerinde cümlesinde. Bakın arkadaşlar, şurada noktalı virgülün olması gerekiyor. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. Ne dese, ne istese kabul etmeye hazırdım. Arkadaşlar bu dursun. Birden her şeyin ne sanıldığı kadar zor ne de kolay olduğunu fark ettim cümlesinde ise bakın burada tekrarlı bağlaç var. NN bağlacı. O yüzden buraya virgül gelmez arkadaşlar. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Kendime küsmüş bir halde uçağıma geri dönüp toparlamaya başlamıştım ki elime bir kağıt parçası geçti cümlesinde. Yine ıp, ip, up, üp zarf fiilekinden sonra virgül gelmez. Bu da yanlıştır. Bundan dolayı da E seçeneğini denemiş oluruz. Ne dese, ne istese kabul etmeye hazırdım cümlesinde herhangi bir yazım yanlışı ya da noktalama yanlışı bulunmaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? Osman Cemal'in İstanbul'u anlatan eserlerini iki grupta ele almak mümkündür. İstanbul halk kültürü ve İstanbul'da günlük yaşamın ayrıntıları hakkında. Bakın arkadaşlar, açıklama yapıyor. O yüzden iki nokta gelmiş. Bu doğru bir kullanımdır. Bunu elemiş oluruz. Sanatçının inceleme, derleme, şehir kroniği özelliği taşıyan ve özellikle şehir tarihçilerinin, halk kültürü araştırmacılarının ilgisini çeken üç değerli çalışması bulunmaktadır. Bakın buralarda sıralama yapmış. O yüzden 5 numarayı elemiş oluruz. 4'ü de elemiş oluruz. 3'ü de elemiş oluruz. 2 numaralı yere bakacak olursak bir açıklama vardı. Açıklama iki şekilde. Burası birincisi, burası da ikincisi oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla açıklamanın sonuna virgül değil, noktanın gelmesi gerekirdi. Ve dikkat edecek olursanız burada sanat kelimesi büyük harfle başlamış. Virgülden sonra büyük harfle başlamaz. Bundan dolayı 2 numara yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Yazar olmak isteyenlere neler önerirsiniz? Bakın soru sormuş. Diğer cümle büyük harfle başlamış. O yüzden buraya soru işareti gelir. Sürekli bu soru soruluyor. Şöyle cevaplıyorum. Arkadaşlar cevabı var, açıklama yapacak. O yüzden buraya 2 nokta gelir. Yapmayın, vazgeçin. Sıralama yaptığı için buraya virgül gelir. Yalnızlığın ve parasızlığın tutsağı olmayın. Eğer beni dinlerlerse, bu kadar kolay vazgeçerlerse yazar olmayacakları bellidir. Bakın yine bir sıralama var burada. Bu sıralamayı ayırmak için buraya virgül gelir. Olmayacakları bellidir derken de cümle bittiği için buraya da nokta gelir. Seçeneklere baktığımızda bakın arkadaşlar soru işareti 2 nokta virgül virgül nokta. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.
Beşinci soru, bu parçadaki numaralı yerlerde hangisine noktalı virgül konulması uygun olur? Hititler Anadolu'nun ilk madencileridir. Arkadaşlar buraya özneyi belirtmek için virgül gelir. Altından, gümüşten süs eşyaları, bakır, tunç ve demirden çeşitli araç gereçler yaptılar. Bakın altından ve gümüşten derken bu sıralamayı ayırmak için buraya virgül gelir. Altın ve gümüşle beraber bakır ve tuncu da birbirinden ayırmak için buraya noktalı virgül gelir. Çünkü altın ve gümüşten süs eşyaları yapıyor. Bakır ve tunç ve demirden ise çeşitli araç gereçler yapıyorlarmış. Bu iki kavramı birbirinden ayırmak için, yani süs eşyaları ve araç gereçleri birbirinden ayırmak için buraya noktalı virgül gelir. Bakır, tunç ve demiri ayırmak için de buraya virgül gelir. Alişar, virgül, Alacahöyük ve Karakamış kazılarında ortaya çıkan buluntular Hititlerin bu alanda ne kadar ileri bir toplum olduğunu göstermektedir. Bize noktalı virgülü sormuştu. Bakın 3 numaralı yere noktalı virgül gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Kitaplarını yazdığı dönemin Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Yeni kurulan cumhuriyet halkın biraz kafasını karıştırmaktaydı. Bakın özneyi belirtmek ve vurgulamak için buraya virgül gelir. Cümle bittiği için de arkadaşlar burada noktanın olması gerekir. Toplum yüzlerce yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı mıydı? Yoksa bu tamamen geçmişte kalan bir şey miydi? Bakın soru sormuş. Soru sorduğu için ve diğer cümlede büyük harfle başladığı için buraya soru işareti gelir. Kozanoğlu için cevap açıktır. Osmanlı usulleri ve romantizminin yeri mazidir ve tümden terk edilmelidir. Burada da açıklama yapılmış. O yüzden arkadaşlar buraya 2 nokta gelir. Seçeneklere baktığımızda ise bakın A seçeneğinde virgül, nokta, soru işareti ve 2 noktanın olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıda verilen noktalama işaretleri bu parçada numaralanmış yerlere getirildiğinde hangisi dışta kalır demiş. Bir masal diyarına girmiş gibiydik. Gerçekliğin durgun dünyasından ziyade hayaller dünyasına benziyordu. Bakın arkadaşlar yüklem var. Diğer cümle büyük harfle başlamış. O yüzden bir numaralı yere nokta gelir. Bundan dolayı biz C seçeneğini elemiş oluruz. Boyalı ve yaldızlı köşkler, uzun ve ince minareler, koyu renkli sulara yansıyan saraylar, parlak ışıkları. Bakın cümle bitmiş mi? Bitmemiş. O yüzden 2 numaralı yere 3 noktanın geldiği görülmektedir. Bundan dolayı biz D seçeneğini denemiş oluruz. İngiliz deniz subayı Edward Napier'in cümleleri 19. yüzyılda İstanbul'u ilk defa gören batılı maceraperest ve gezginlerin düşüncelerini yansıtıyor. Galata'daki Yüksek Kaldırım Sokağı'nda çerçeveci olarak çalışan Macaristanlı Früterman'ın aklına ziyaretçilerin kentin oryantal çekiciliği ile baş edilmesini kolaylaştıracak bir fikir geliyor. Bakın arkadaşlar bir fikir geliyor demiş, açıklama yapacak. O yüzden buraya 2 nokta gelir. Bundan dolayı biz A seçeneğini denemiş oluruz. Kartpostal cümle bitmiş. O yüzden buraya da ne gelir? Yine nokta gelir. Peki 3 numaralı yere ne gelir? Bakın arkadaşlar buraya da Macaristanlı Fütürman'ın aklına derken buraya virgülün gelmesi gerekiyor. Bundan dolayı biz E seçeneğinde elemiş oluruz. Bu cümlede noktalı virgülün geldiği bir yer olmadığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Parçamıza bakalım. İlginç bir çağda yaşıyoruz diye başlıyor konuşmasına yazar. Devam ediyor. Arkadaşlar kişinin konuşmasını verdiği için ve açıklama yaptığı için buraya 2 nokta gelir. İlginç dediysem bunu her günkü alışılmış anlamıyla söylemedim. İlginç kelimesinin benim dilimde buruk, kekre bir anlamı var. Bu kelimeyi tıpkı çok eski zamanların Çinileri gibi kullanıyorum. Bakın yüklem var. Diğer cümle büyük harfle başlamış. O yüzden buraya nokta gelir. Eski Çin'de bir bilge kişi düşmanına ağzının payını vermek üzere bir bedduada bulunmak isterse şöyle dermiş. Arkadaşlar buraya tek tırnak gelir. İlginç bir çağda yaşayasın.
Bakın, görmüş olduğunuz gibi burada adam bir dilekte, temennide bulunuyor. O yüzden arkadaşlar buraya ünlem gelir. Buraya da tekrardan tek tırnak gelir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu alıntı bir cümle, neden tek tırnak gelir? Çünkü arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi kişinin konuşmasını ne yapıyor? Tırnak içine alıyor. Burada niye tek tırnak gelir? Arkadaşlar normal tırnağın içerisinde başka bir alıntı ifadesi olursa tek tırnak kullanılır. O yüzden biz buraya da tek tırnak getirmiş olduk. Çünkü Çinliler ahlaki çalkantıların sürdüğü ilginç çağlarda hayatın iyi ve güzel yanlarının azalacağına inanırlarmış. Bakın seçeneklere baktığımızda A seçeneğini eleriz. Bakın B'de çift tırnak yapmış ama sizi düşürmek için bu. Bunu da elemiş oluruz. D'yi de elemiş oluruz. E'yi de elemiş oluruz. Görmüş olduğunuz gibi iki nokta, nokta, tek tırnak, ünlem işareti ve tek tırnak var. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçanın noktalama işaretleri yönüyle düzeltilmesi için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Paris'te sözcü Paris'te şeklinde düzeltilmeli. Evet, Paris bir yer ismi, özel bir isim. Bundan sonraki gelen ekin kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Aynı zamanda gelen ekin benzeşmeye uğraması gerekir. O yüzden bu açıklama doğrudur. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. 1581 ile 1622'nin arasına kısa çizgi konmalıdır. Evet arkadaşlar, bakın burada kısa çizgi konmamış. Normalde konması gerekiyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Camındandır sözcüğünden sonra noktalı virgül getirilmelidir. Bakalım. Venedik camındandır. Geri kalanı da tunç, bakır, çelik, tencere taşı karışımıdır demiş. Arkadaşlar burada da bunun ayrımını yapmak için buraya noktalı virgülün gelmesi gerekir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Çelik sözcüğü ile lacivert sözcüğü arasına virgül getirilmelidir. Çelik lacivert taşı karışımıdır demiş. Arkadaşlar bu dursun. Parçanın sonuna 3 nokta konmalıdır. 10 ayna Paris burjuvalarında, bir ayna da işçi kalfalarında demiş. Bakın bu da doğru bir ifadedir. Bundan sonra 3 noktanın gelmesi gerekir. Çünkü görmüş olduğunuz gibi cümle bitmemiş. Yüklem yok. O yüzden bu doğrudur. E seçeneğinde elemiş oluruz. Fakat D seçeneğinde yer alan çelik sözcüğü ile lacivert sözcüğünün arasına virgül getirilmelidir ifadesinde arkadaşlar çelik lacivert taşı karışımıdır demiş. Çeliğin ne karışımı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla buraya virgül getirmek yanlış olur. O zaman bir sıralama olur. Taşın lacivert ve çelik olduğunu belirtmiş oluruz. Bu da anlam karışıklığına yol açar. Bu seçenek yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Hafta sonları arkadaşlarımla Ankara'nın daracık sokaklarında dolaşıyor, tanımaya çalışıyorduk kenti. Bakın dolaşıyor yüklem, tanımaya çalışıyorduk derken ikinci yüklem var. Görmüş olduğunuz gibi sıralı cümle, sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için buraya virgül gelir. Ankara Kalesi'ne çıkıyor, oradan kenti seyrediyorduk. Yine iki tane sıralı cümle var. Bunları birbirinden ayırmak için iki numaralı yere de virgül gelir. Anıtkabir'in yapımı sürüyordu. Gökdelenler yoktu. Yeni mahalle, etlik sırtları, uzayıp giden bomboş tarlalardı cümlesinde yeni mahalle etlik bu sıralamayı ayırmak için buraya da virgül gelir. İçinde virgül olduğu için 4 numaralı yer arkadaşlar noktalı virgül gelir. Tek tüklü gece kondular. Şimdiki gibi kenti çepeçevre sarmamıştı. Bakın tek tüklü yüklem, sarmamıştı yüklem. İki yüklemi birbirinden ayırmak için, yani sıralı cümleyi birbirinden ayırmak için 5 numaralı yere de virgül gelir. Farklı bir noktalama işaretini sormuştu. 4 numaralı yere noktalı virgül geldiği için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testinde son sorusuna geldik. 11. soruya. Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir demiş. Hemen parçamıza bakalım. Bilginin hızla arttığı, bilgiye erişimin kolaylaştığı, yeni teknolojilerin laboratuvarları zenginleştirdiği bilgi çağında fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarında büyük bir dönüşümün yaşandığına şahit olduk. Bir numaralı yere virgül gelir çünkü sıralama yapıyor. Yine
2 numaralı yere de virgül gelir. Bu da sıralamanın devamını oluşturuyor. Arkadaşlar, fizik, kimya, biyoloji derken yine sıralama yaptığını görüyoruz. O yüzden 4 ve 5 numaralı yere de virgül gelir. Burada ise arkadaşlar, içinde virgül olan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için, anlam karışıklığını gidermek için buraya da noktalı virgülün gelmesi gerekir 3 numaralı yere. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.